Evet sevgili arkadaşlar, tekrar bir aradayız. Bugün sizlerle zayıf etkileşimler konusunu tartışacağız. Bakınız, zayıf etkileşimler moleküler yapılı maddelerde ya da soygaz atomlarında tanecikleri bir arada tutan kuvvettir. Yani molekülleri ya da soygaz atomlarını bir arada tutan kuvvetlerdir. Bunların kırılmaları son derece kolaydır. Yani 40 kilojülden daha düşük enerji isterler. Ve kırılmaları sadece fiziksel değişime yol açar. Örneğin, bakınız su molekülleri dediğimiz zaman geçen ders konuşmuştuk. Şöyle bir yapıdan bahsediyoruz. Buradaki çizgilerimiz kovalent bağları ifade eder. Ama bu molekül ile diğer su molekülünü birbirine bağlayan bu zayıf kuvvetlere biz zayıf etkileşimler diyoruz. Ve burada da bakın helyum atomlarını bir arada tutmaktadır. İşte siz eğer buzu düşünün, dolaptan çıkarıp da açıkta bırakırsanız buradaki bağlar kırılacağı için buzunuz sıvı hale geçer. Daha çok enerji verip daha çok kırarsanız o zaman da buhar olur. Ama su hep bu moleküler yapısını ister katı halde buz olarak, ister sıvı halde su olarak, isterse buhar olarak gaz fazlasıysa, yani hemen hemen arada artık hiçbir zayıf etkileşim olmadığı fizikseler, hangisi olursa olsun molekül yapısını korur. Evet, bu yüzden diyoruz ki zayıf etkileşimlerin kırılmaları fizikseldir. Ve bu bağlara bazı yayınlarda fiziksel bağlar, buradaki etkileşim kuvvetlerine fiziksel bağlar ya da molekül dışı bağlar olarak isimler verilse de artık günümüzde sınavlarda biz bunları görmeyeceğiz arkadaşlar. Zayıf etkileşim olarak göreceğiz. Peki zayıf etkileşimleri kendi içinde sınıflandırırsak hatırlayınız ikiye ayırmıştık. Van der Waals ve hidrojen bağlı. Sonra da Van der Waals'i kendi içinde tekrar ayırdık. Ne dedik? London kuvvetleri ve dipol. Şimdi gelelim London kuvvetlerine sevgili. Bakınız. London kuvvetleri ise diyoruz ki bütün moleküler yapılı maddeler ile soygaz atomlar arasında vardır. Ancak apolar moleküllerle, apolar hatırlayınız kutbu olmayan molekül demiştik daha önceki dersimiz. İşte apolar molekülleri ile soygaz atomları arasında etkilenir. Ama eğer bir molekül polarsa moleküller arasında dipol dipol de vardır. London'da vardır. Etkin olan dipol dipoldür. Biz onu gündeme taşırız. Şimdi konumuzda öncelikle London var. Evet. Nasıl oluşur dersek? Bakınız. Buradaki helyum fotoğrafı üzerinden açıklamaya çalışacak olursak eğer, bu maviyle gösterilmiş bölgeleri elektron yoğunluğu olarak kabul edersek, öyle bir an gelir ki elektronlar ne olacaktır? Molekülün belli bir kutbuna yığılacaktır. Örneğin bakın burada görüldüğü gibi. Ne oldu elektronlar? Sağdaki atomun o bölgesinde yoğunlaştı. İşte o yüzden burası kısmen pozitif gibi gözükürken, ben şimdi orayı karaladım, alt bölgede oranın negatif olduğunu görürsünüz. Hemen soldaki fotoğrafa bakın. Burası negatif olduğu için elektronlar nereye kaçtı? Daha uzak bir bölgeye. Bakın burası negatifleşti. Atomun diğer komşu atomu olan bölgesi ise bakınız pozitif gibi görünüyor. Bu tamamen elektronların hareketinden kaynaklanan bir durumdur. İşte elektron hareketi sonucu anlık kutuplaşmalara biz indüklenme diyoruz. İndüklenme sonucu oluşan zayıf çekim kuvvetlerine de London kuvvetleri adını veriyoruz. Tabi temelinde elektrostatik çekim yatmaktadır. Oluşum nedeni ise atomdaki ya da moleküldeki apolar moleküllerdeki elektronların hareketi sonucu meydana gelen anlı kutuplaşmalardır. Bu oluşumlar sürekli değildir ama sürekli tekrarlanır. Elektronlar hareketi daimdir ve bu hareketler sırasında sürekli olarak bir anlı kutuplaşma olur ve dağılır.
Evet. Dediğimiz gibi London kuvvetleri bütün moleküllerde ve soy gazlarda mevcuttur. Ancak apolar moleküllerde ve soy gazlarda etkindir. Peki London kuvvetlerine neler etki eder dersek sevgili gençler? Bakınız, London kuvvetlerine iki tür etki vardır. Bunlardan bir tanesi molekülün kütlesi. Yani molekülün yapısında yer alan toplam proton ve ona bağlı olarak toplam elektron sayısı. Bu ne kadar fazlaysa, yani kütle ne kadar çoksa, London kuvvetleri o kadar güçlüdür. Ancak tabii şunu da unutmayınız. Moleküllerin MA'lar, yani mol kütleleri eşit olduğu, yaklaşık eşit olduğu sürece 20-30 gibi olabilir, bunları eşit kabul ediyoruz. London kuvvetleri en zayıf etkileşimdir. Zayıf etkileşimlerin en zayıfıdır. Ve London kuvvetlerini ikinci olarak etki eden faktör ise temas yüzeyidir. Bakın, bir kutunun içerisine kalemleri mi koyarsak birbirlerine daha çok dokunurlar? Bilyeleri. Tabii ki bilyeler bir noktadan temas eder. Ama kalemler her noktada. O yüzden bakın, şekilde görüldüğü gibi molekülüm kalem gibi doğrusalsa temas yüzeyi geniştir. Ama buradaki gibi bilye gibi küreselse temas yüzeyi küçüktür. O yüzden sol taraftaki moleküllerde, bakın ikisinin de eması aynı. Çünkü aynı moleküller, izomer yapılar. Emaları eşit bunların. Ama biri küresel, biri doğrusal olduğu için doğrusalın kaynama noktası şekilden de göreceğiniz gibi küresel olandan bir tık yüksektir. Neden? London kuvveti öbürüne göre bir tık fazla olduğu için. Evet arkadaşlar, London'ı bu şekilde tanımladıktan sonra diyoruz ki ikinci kuvvetimiz ise dipol-dipol etkileşimidir. Bakın burada da yine elektrostatik etkileşim, bir çekim kuvveti söz konusu. Ama buradaki anlık bir kutuplaşma değil. Kalıcı dipoller vardır. Kalıcı kutuplaşma vardır. Kalıcı kutuplaşmanın neden olduğu bu çekim kuvvetlerini biz dipol-dipol etkileşimi istiyoruz. Birinde anlık oluşuyor kutuplaşma. Burada ise şekilde gördüğünüz gibi, bakın, kalıcı bir dipolden söz ediyorum. HCl moleküllerinde her zaman ve sürekli olarak klor bölgesi negatiftir, hidrojen bölgesi pozitiftir. Çünkü klorun elektron aşkı hidrojenden, şekilden de görüyorsunuz, biraz daha fazladır. Bu kalıcı kutuplaşma diğer moleküllerin zıt kutuplarıyla aralarında bir çekim kuvvetinin oluşmasına neden olur. Bakın, burada oluşan zıt kutuplardan kaynaklanan bu çekim kuvvetine biz dipol-dipol diyoruz. Ve hemen hatırlatıyoruz. MA'lar yaklaşık eşit olmak şartıyla, yani öyle 20-30-40 gibi ufak sayılar, farklar önemli değil. Olduğu sürece, molekül kütleleri birbirine yaklaşık eşit olduğu sürece dipol dipol London'a göre daha güçlüdür. Ne anlama gelir? Aralarında dipol dipol etkileşim bulunan moleküller için bu moleküllerden oluşan maddelerin kaynama veya donma noktaları, erime noktaları London kuvveti bulunanlara göre biraz daha yüksektir arkadaşlar. Evet. Peki, böylece bunu da konuştuktan sonra biraz daha ilerleyelim. Bakalım karşımıza ne geliyor. Evet, aslına bakarsanız bu şekil arkadaşlar dipol dipolin bir özel versiyonudur. Normalde polar moleküllerdir. Ancak grafikten de anlaşılacağı gibi, bakınız, normalde kütleler arttıkça London kuvvetlerindeki artıştan dolayı kaynama noktalarının şekline göre artması gerekir. Oysa bir baktık, amonyakta, hidroflorik asitte ve suda beklentimizin tersine, beklenti aşağıda olmasaydı yukarıda olduğunu gördük. Kaynama noktalarının beklenenin aksine çok yüksek olduğunu gördük. O zaman buradaki dipol dipol etkileşimi tetikleyen, daha da güçlendiren bir etki olmalıdır. İşte biz buna hidrojen bağı diyoruz. Hidrojen bağının olabilmesi için elektronegatifliği fazla olan flor, oksijen, azot, ki biz buna fon diyoruz, bir molekül içerisinde hidrojen atomu olacak, fon atomu olacak ve bunlar aralarında kimyasal bağ yapacaklar. İşte bakın, oksijenim var kırmızı renkte,
hidrojenim var, beyaz toplar. İşte eğer bir molekül içerisinde fon atom hidrojenli kimyasal bağ yapıyorsa, bir moleküldeki fon atomu diğer moleküldeki, bakın buradaki kırmızı top, buradaki beyaz topla diğer molekülün beyaz topuyla ne yapıyor? Arasında bir etkileşim kuvveti oluşturuyor. İşte biz buna hidrojen bağ diyoruz. Ve hidrojen bağlar arkadaşlar iki faktöre bağlıdır. Bir, fon atomundaki atomun, yani fon atomlarının elektronegatifliğine, iki, kaç tane bağ oluştuğuna bağlıdır. Hemen bir sonraki şeklimize geçecek olursak arkadaşlar, bakınız burada da üç yapıdan söz ediyoruz. Bunlardan birincisi, yani B ile gösterdiğim su molekülü, katı hali, buz hali. Hidrofluorik asitin katı hali, zayıf etkileşimlerin en güçlü olduğu an arkadaşlar. Şimdi dolayısıyla burayı düşünecek olursak, burada fon atomunda elektronegatifliği en fazla olan tabii ki flor atomudur. Ve gördüğünüz gibi her HF molekülü iki tane hidrojen bağı oluşturmaktadır. Oksijenin, yukarıdaki şekilde kırmızı top olan oksijenin elektronegatifliği flordan düşüktür. Ancak burada gördüğünüz gibi, bakın bir su molekülünün etrafında 1, 2, 3 ve 4 tane hidrojen bağı oluşmuştur. Buradaki 4 tane hidrojen bağının toplam gücü burada oluşan 2 tane hidrojen bağından daha güçlüdür. Burada ise bir molekülün, bakınız bu bir molekülse, etrafında 1, 2, 3, 4, tabii hepsini tam göremiyoruz. 6 tane olacak. Burada da şöyle 3 tane de burada var. Biri burada. 6 tane hidrojen bağı var. Fakat azotun elektronegatifliği diğerlerinden çok az olduğu için toplamda 6 tane olması diğerlerine göre üstünlük sağlıyor. Dolayısıyla daha güçlü olmasına rağmen, sayıca fazla olduğu için en çok, en güçlü hidrojen bağlarını burada ulaşıyoruz. Buna göre de kaynama noktalarını sıralayacak olursam, suyun kaynama noktası grafikte de hatırlayın öyleydi. Büyüktür kimden? HF'den. HF'nin de kaynama noktası büyüktür amonyaktan arkadaşlar. Pekala, hızlıca bir arka sayfaya bir göz atacak olursak, burada bazı etkileşim türlerinden söz ediyoruz sevgili gençler. Hemen bunları tanıyalım. Bakın, hidrojende güçlü etkileşimler ametal atomlar olduğu için kovalent bağlardır. Apolar kovalenttir. Buna karşılık molekülleri arasında apolar moleküller olduğu için London kuvvetleri etkilidir. Bu saf madde olduğu için bunun görünümüne çok fazla uğraşmayacağız. Bakın burada iki farklı molekül var. Her bir molekülde güçlü etkileşim gene burada apolar kovalenttir. Burada ise polar kovalenttir. Ama sonuç itibariyle burada gene güçlü etkileşimler kovalent bağlardır. Buna karşılık aralarında her ikisi de, her iki molekülün de apolar olduğu için gene London etkindir. Ve benzer benzeri çözeceğinden bu bir çözeltidir. Homojen, yani her yerinde aynı görüntüyü verir. Homojen görünür. Pekala. Gelelim buradaki yapıya. Suyun polar bir molekül. Bakın burası polar bir molekül. Bu ise apolar bir molekül. Tabii her iki yapıda da kovalent bağlar hakim. Ancak aralarında polar ve apolar olması nedeniyle etkileşim türü artık indüklenmiş dipol ve dipol etkileşimi vardır. İndüklenmiş dipol ve dipol etkileşimi vardır. Benzemedikleri için de görünümü
heterojendir. Yani çözelti oluşturmazlar. Bakın buraya geldiğimde iki tane polar molekülden bahsediyorum. İkisi de polar. Ve molekül içindeki bağlarında kovalent. Buna karşılık iki molekülün de polar olduğu için aralarında dipol ve gene dipol etkileşimi olduğu için görünüm homojendir, çözelti oluşturur. Bakın arkadaşlar buraya gelince aralarında hidrojen bağ yapabilirler. Buna yetkinler. Homojen bir görünümleri vardır, çözeltidir. Aralarında hidrojen bağı etkindir. Buna karşılık iyonik bir yapı mevcut. Apolar molekül var. Dolayısıyla arkadaşlar buradaki bağ iyoniktir, güçlü etkileşim iyoniktir. Burada polar kovalenttir. Molekül yapısı vardır. Bu iyoniktir. Ve buna bağlı olarak bunların arasında arkadaşlar iyon indüklenmiş dipol vardır. Ve buna bağlı olarak da benzemedikleri için birbirine ne diyoruz? Heterojen bir görünüm sergilerler. Bu ise polar bir moleküldür. Bu ise iyonik bir yapıdır. Aralarında iyon dipol vardır. Ve bu nedenle homojen bir görünüm sergilerler. Arkadaşlar bu bir metalik bağdır. Burada güçlü etkileşim metalik bağdır. Bu tek element olduğu için, metal olduğu için diğer kısımlarına geçmiyoruz. Zayıf bağ zaten yok, görünümü homojendir. Ama karışım olmadığı için tabii ki çözünme eyleminden söz etmiyoruz. Bu da bir bileşik, bu da saf madde, çözünmeden bahsetmiyoruz. Aralarında iyonik bağ var arkadaşlar. Güçlü etkileşimi iyonik bağ. Bronza gelince o da bir alaşım arkadaşlar. Ve dolayısıyla onda da aynen civada olduğu gibi metalik bağlar etkindir diyoruz. Evet arkadaşlar. Bir dahaki dersimizde görüşmek üzere. Sizlere iyi çalışmalar.